Kaçık uykularım. Hayrettin. Hayrettin. Bizi duyuyor musun? Bunun böyle olacağı belliydi hocam. Stüdyo, stüdyo. Pendulum var mı? Alo. Bu muhabirlik işi de pek havalıymış ha. Ne oldu Şamim mi? Köydeki kalabalık da ne? Sorma Hikmet Bey. Muhabir çocuk yolun ortasında uyuyup kalmış. Hayvanından tut insanına kadar hepimiz onu uyandırmaya uğraşıyoruz. Ah ah. Burada da durumlar aynı Şamim mi? Nereden geliyorsa bu acayip deneyler çocukların aklına. Hayret bir şey ya. Bak kardeşim, geçen gün bir hesaplama yaptım. İnsanın ömrünün 1/3 uykuyla geçiyor. Nasıl yani? Günde 8 saat uyuyan birisi bir senede 122 gününü uykuyla heba ediyor. 70 sene yaşasan ömrünün 23 yılı rüya olup gidiyor. Vay! 23 yıl çok fazlaymış ya. Hesap ortada Hayrettinciğim. Bence hayatımızı uykuya yedirmemeliyiz. Peki ne yapalım? Hiç uyumayalım mı? 2 güne bir uyumayı denesek, başarırsak günümüze gün katmış oluruz. Ne dersin? Bence güzel fikir. Bu deneyden burnuma ilginç haber kokuları geliyor. Çok doğru. Bakalım uyumayınca bedenimizde neler olacak. Müthiş bir haber bu. Hepinize merhaba sayın seyirciler. Biz iyiyiz çok şükür. Sizden ne haber? Kameraman abi bugün çok flüsün. Nurettin! Galiba ben biraz saçmalamaya başladım. İstersen sen devam et. Senin de diyemediğin gibi yine haber peşindeyiz Hayrettin. Yalnız bir farkla bu sefer haberi kendi içimizde yaşıyoruz. Canım arkadaşım Hayrettin'le bir deney yapmaya karar verdik. Tam 2 gündür uyumadık. Bu sayede uykuyla boşa giden 16 saat kazandık. Aman yavrum, hiç uyumamak olur mu? Tabii o kötü yataklarda, laylon yorganlarda insanın uykusu gelmez. Gel sana içeride pamuk döşek sereyim. Üzerine de yün yorgan örttük mü bebekler gibi uyursun. Ay ne güzel anlattın Yetiş teyzem. Geleyim bari. Sakın gitme Nurettin. Deneyimizi son noktaya kadar götürmek zorundayız. İyi haberci olmak bunu gerektirir. Ay evet çok haklısın. Az kalsın pembe rüyalara kanıp gidiyordum Hayrettin. Hadi canım başlayalım. Dandini dandini dastana, koyunlar geçiyor say sana. Dinleme sen Hayrettin'i, ört üstüne battaniyeyi. Şşt! Sizi afacanlar sizi! Kaybolun bakayım arkadaşımın başından! Kıymetli hocalarım, siz ne ara geldiniz? Hiç fark etmedim. Çok yanlış bir deney yapıyorsunuz çocuklar. Neden ki hocam? 2 gündür uyumayarak 16 saat kazandık. Bu zamanın uykuda geçmesi yazık değil mi? Tabii ki değil. Yıllar önce sizin gibi bir uyanık uykusuzluk deneyi yapmış ama en fazla 11 gün dayanabilmiş. Deney sırasında hayaller görmeye ve öfkeli olmaya başlamış. Vücudunda birçok sistemde arızalanmış. 11 günün sonunda da hastaneye kaldırılmış ve de bunun acısını hayat boyu yaşamış. Aydın hocam çok haklı. Üstelik Rabbimiz gündüzü çalışmanız için, geceyi de rahatınız için yarattım buyuruyor. Bizi yaratan Allah hayat programımızı bu şekilde ayarlamış. Ama hocam biz çok iyiyiz. Bakın ben ne kadar da hareketliyim. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Üstelik hayal falan da görmüyorum. Daha önce kanatlanıp uçan bir fil görmemiştim. Hayaller uçuşmaya başladı bile Nurettin. Hadi gelin. Yaratılanları bir kitap gibi okuyarak doğru olanın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Güneşin doğuşuyla birlikte yeryüzünde her şey uyanır. Bülbüller ötmeye, karıncalar rızıklarını toplamaya, bitkiler boy verip büyümeye başlar. Adeta Allah bütün sanat eserlerini göstermek istercesine o koca lamba olan güneşi yakıp
bütün dünyayı ışıklandırır. Gece ise bu seyirden yorulan gözlere ay ışığı, gece lambası gibi ışıldar. Etrafındaki yıldızlarsa bizlerle arkadaşlık kurmak istercesine yanıp söner. Hatta gece öten kuşlar ve böcekler bir ninni yumuşaklığıyla Allah'ı tesbih ederler. İşte bu düzen bile tek başına ne zaman çalışıp ne zaman dinleneceğimizi öğretmeye yetiyor arkadaşlar. Hikmet Bey, anlattıkların bizim deneyici habercilere ninni gibi geldi. Baksana, dayanamayıp uyudular. Böyle olacağı belliydi hocam. İyi bile dayandılar. Arkadaşlar, siz siz olun, akıntıya karşı kürek çekmeyin. Ne demiş büyükler? Saat 10, yatağa kon. Sabah namazında uykuya son. Sağlıcakla kalın. Bağların sar çiçeği, minik kadın cayeceği, kuzular annesini bulur güneş doğunca. Işık sardı dünyayı, renkler ortaya çıktı. Bundan güzeli var mı gündüz vakti olunca? Her yerde ayrı sanat, aç gözüne iyice bak. Sen gör diye bulmazsan şükret. Bizde bilimden ne haber? İyiyiz biz, sizde.